ve %100'ün üstünde de faiz borcu var. 12 Haziran'da çiftçinin elektrik borcunu ve onun faizini ilk 4 ay içinde silmezsem hem başbakanlığı hem siyaseti bırakacağım. Bir ambulans, acil 112 oraya müdahale ederse seviniriz. 10 yıl öğretmenlik bekledim. Hedef 2023, atanamayan öğretmenlerin derdi var. Biliyorum. Atanamayan öğretmenlerin derdini çözeceğim. İlk bir yıl içinde atanamayan öğretmen kavramı kalmayacak. Öğretmenle öğrenciyi okulda buluşturacağız. Ferhat ile Şirin'i buluşturduğumuz gibi. Ben eminim 13 Haziran'da Denizli bir tarih yazacak ve bütün Türkiye Denizli ile gurur duyacak. Gelelim emeklilerin durumuna. Emekli var mı burada? Bir şöyle bir el kaldırsın göreyim emeklileri. Ey maşallah maşallah. Emeklilere söylüyorum. Yaz tatillerinde Kanarya Adaları'na gitmeyin. Boşuna para harcamayın diyorum. Ama siz beni dinlemiyorsunuz. Yaz tatillerini Kanarya Adaları'nda geçiriyormuşsunuz. Recep Bey'e göre her emeklinin durumu güzel. Keyfi yerinde. Diyor ki ne zaman meclise çıksak emeklinin durumu iyi değildir desek hemen diyor ki efendim olur mu? Siz zaten milletten kopmuşsunuz. Siz zaten milleti bilmiyorsunuz. Siz emekliyi hiç tanımıyorsunuz. Emekliye zam yaptık. Para verdik. Emeklinin ceplerinden para fışkırıyor. Yaz tatillerini dışarıda geçiriyorlar. Sizin haberiniz yok diyorlar. Öyle mi? Yaz tatillerini Kanarya Adaları'nda mı geçiriyorsunuz? Kanarya Adaları'nda mı geçiriyorsunuz? Kanarya Adaları'nda mı geçiriyorsunuz? Kesin buradakiler Kanarya Adaları'nda geçiriyor. Yaz Adaları'nda mı geçiriyorsunuz? Epey doğruyu söylemiyor veya vatandaş. Kim doğruyu söyler? Recep Bey mi millet mi? Kim doğruyu söyler? Kim doğruyu söyler? Kim doğruyu söyler? Ben de zaten millete inanıyorum. Ve diyorum ki millet doğruyu söylüyor. Emeklinin durumu iyi değil. Ne derlerse desinler. Emekliye sözüm var. Emekliye sözüm var. Milli gelir artışından ilk 4 ay içinde halkın iktidarında size pay vereceğiz. 2, beklediğiniz intibak yasasını çıkaracağız. Emekler arasındaki adaletsizliği gidereceğiz. Emekli bu ülkenin onurlu bir bireyi gibi yaşayacak. Huzur içinde yaşayacak. Öyle mi? Dolarlar kayboldu öyle mi? Emeklerin cüzdanı boş ben de biliyorum. Ama 9 milyon emekli var. 9 milyon. Eşleriyle beraber 15-16 milyon. Eğer emekliler haklarına sahip çıkarlarsa biz de bu ülkenin onurlu bir yurttaşı gibi hakkımıza sahip çıkalım ve alalım diyorlarsa sandığa gidecekler, Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verecekler. Yok eğer. Efendim biz zaten sürünmeye alıştık. Para olmasa da olur. Nasıl olsa açız hepiniz. Recep Bey kazansın bana yeter diyorsanız o zaman AKP'ye oy verebilirsiniz. Vermeyecek misiniz? Vermeyecek misiniz? O zaman bir şey çıkıyor. Sırtınızı
AKP'ye döneceksiniz ve karşıya bakacaksınız. Altı oku ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni göreceksiniz. Cumhuriyet Halk Partisi halkın partisidir. Emeklinin partisidir. İşçinin partisidir. Gençlerin partisidir. Kadınların partisidir. Esnafın partisidir. Yani Cumhuriyet Halk Partisi halkın partisidir. Geleyim kamyon şoförlerine. Aranızda kamyon şoförü var mı bilmiyorum. Var mı? Sizin durumunuz da çok iyi. Bitik mi? Sizin durumunuz iyi olmazsa kabir belgesini çıkarırlar mı? Diyorlar paraları çok, biraz para alalım. Bakın geçen gün Karadeniz'de bir otobüste yangın çıktı ve çok sayıda yurttaşımız yaşamını yitirdi. Nedeni 10 numaralı yağ yakmış olmasıydı. Kamyon şoförlerimiz de depolarında 10 numaralı yağ yakıyorlar çünkü mazot çok pahalı. 2, mazotun pahalılığı bir yana, bir de kabir belgesi istiyorlar. Kabir belgesini ne ödedikleri bedel bazen kullandıkları araçtan daha pahalı. Öyle mi? O zaman kamyon şoförleri 12 Haziran'da sandığa giderken ne yapacaklar? Ne yapacaklar? Recep'e ders verecekler. Söz mü? Söz mü? Söz mü? Şu taraftan tık yok. Bir de buraya soralım. 12 Haziran'da Recep Bey'e ders vermeye söz mü? Söz mü? Söz mü? Bakın siz söz dediniz. Ankara'dan Recep Bey duydu. Gene ezberi bozulacak. Bozulsun mu? Recep Bey'in ezberini bozduk. Kimyasını bozduk. Ama ne yazık ki ağzı da bozuldu. Ne yapacağız? Geçen gün o kadar ezberi bozulmuş ki geçen gün gitmiş Bingöl'e sevgili Diyarbakırlılar diyor. Tık yok. Bir daha bağırıyor. Diyarbakırlılar diyor. Gene ses yok. Allah Allah diyor, ben başka bir yerde miyim? Gene Diyarbakırlılar diyor. Arkadan bağırıyorlar. Bingöl, Bingöl. Şimdi düşünün, bu kişi Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetecek. Kazan. Bakın onların medyalarına hiç haber bile yok. Hiçbir şey yok. Kazan, ben böyle bir şey yapsam yer gök inlemişti. Ne Amerika kalmıştı ne Rusya. Vay efendim sen bunu nasıl yaparsın diye. Allah büyük. Rahmetli babam derdi ki oğlum sen doğrudur. Eğri belasını bulur diye. E ne yapayım? Doğruyu söylemiş. Konu buradan açılmışken. Denizli'nin tekstiline değinmiştim. Dokuma tezgahlarına değinmiştim. Pek çok fabrikanın kapanmasına değinmiştim. O dokuma tezgahlarını 15-20 bin dolara aldılar. Şimdi 1500-2000 dolara hurda fiyatına alıcısı yok. Ülkeyi bu hale getirdiler. Var. Türkiye'yi üreten Türkiye yapacağız. Türkiye üretecek. Türkiye'de fabrikaların bacası tütecek. Türkiye'de yeni bir ekonomi politikası, İstihdama dayalı bir ekonomi politikası güdeceğiz. Türkiye'de gençlere, işsizlere vaadimiz olacak. Onlara iş bulacağız. Gençler geleceğe umutla bakacaklar. Gençlere bir sözüm var. Onlar unutmasınlar. Onların askerlik sürelerini 15 aydan 9 aya, sonra aşamalı olarak 6 aya indireceğim.
İndirebiliriz değil mi? İndirebiliriz. 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 Elbette ki indirebiliriz. Çünkü biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Ben askerlik sürelerini 15 aydan 9 aya indireceğim dedim. Recep Bey'in sigortaları attı. Efendim diyor, memleketi kim savunacak o zaman? Şimdi gel de söyleme. Söyleyelim mi? Söyleyelim mi? Söyleyelim mi? Bu taraftakiler galiba söyleme diyecekler. Söyleyelim mi? E peki Recep Bey, senin oğlun, damadın Burdur'da 21 gün askerlik yaparken hiç aklına gelmedi mi bu memleketi kim savunacak? Vatandaşın oğluna gelince memleketi kim savunacak? Kendisine gelince kimse savunmayacak. Buradan söylüyorum. Ankara'dan duysun. Ülke savunulacak konuma gelirse değil 9 ay 9 yılda askerlik yapmaya biz hazırız. Güzel bir pankart var. Her türlü belaltı film çekilir stüdyo Erdoğan. Adamın yeni hastalığı da o. Ne yapalım, günah bende değil. Şimdi bir gerçeği anlatacağım. Bir cumhuriyet güzelliğini anlatacağım. Ben Anadolu'nun üniversiteyi bitirdim. 7 kardeşiz, üniversiteyi bitiren sadece benim. Annem okuma yazma bilmiyordu. Allah rahmet eylesin. Vefat ettim. Cumhuriyetin güzelliği sayesinde üniversiteyi bitirdim. Devlette üst düzey görevlerde bulundum, çalıştım. Milletvekili oldum.